17 Aralık operasyonuyla birlikte haklarında fezleke çıkarılan dört bakanın durumu Ankara'nın gündeminde. Muhalefet partileri CHP'nin inisiyatifiyle fezlekelerin yerel seçimden önce meclis gündemine alınması için harekete geçti. Meclisin olağanüstü toplanması için yeterli imzayı toplayan CHP, imzaları meclis başkanlığına sundu. Meclis başkanlığı imzaların tesliminin ardından bir hafta içinde tarih vermek zorunda. Meclis başkanlığının tarih vermesiyle eğer yeter toplanma sayısı olan 184 vekil sağlanabilirse, fezlekeler genel kurul gündemine alınacak. Gözler şimdi meclis başkanı Cemil Çiçek'in vereceği tarihe çevrildi. Çiçek bir hafta içerisinde istediği bir gün genel kurulu olağanüstü toplayabilir. Ancak Çiçek genel kurulun yerel seçim öncesi 22, 27 ve 28 Mart tarihlerinde aç kapa yapacağını söyleyerek olağanüstü toplantıya gerek olmadığına karar verebilir. Çiçek ayrıca hukukçu akademisyenlerden fezlekelerin gizliliği konusunda yazılı görüş istemişti. Çiçek gelen yanıtla beraber fezlekelerin gizlilik içerdiğini belirterek fezlekeleri görüşe açmayabilir. AK Parti ve muhalefet arasında genel kurulun toplanıp toplanmaması içinse taktik yarışları yapılıyor. Muhalefet Meclis Başkan Vekili Güldal Mumcu'nun genel kurulda başkanlık koltuğuna oturmasını isterken AK Parti Meclis Başkan Vekili'nin AK Partili olması yönünde çalışmalarını başlattı. AK Parti ayrıca yeter sayıya ulaşılamaması için genel kurul toplantısına katılmayacak. Eğer yeter sayı oluşturulursa 300'e yakın vekiliyle görüşmelerde hazır bulunacak. Fezlekelerin meclis genel kurulunda okunmasıyla vekillerin dokunulmazlığı düşmüş oluyor. Vekiller böylece yargılanabiliyor.